Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Ekim 2018. Birçok borsada düşüşler oldu. Önceki günlerde yaptığımız videolarda 20 yıllık Treasury Bond fiyatlarının aşağıya indiğini gördük. Şuradan bir çizgi çizerseniz ta 2015'in bile altına inmiş. 2015 içinde olan en düşük seviyenin bile altına inmiş. Şu anki durum burada. Yani bunun aşağıya inmesi Amerika bono fiyatlarının, bono faizlerinin yukarı doğru çıkması anlamına geliyor. En son şu büyük düşüş borsadaki düşüşün anlamı aslında. Manşetlerde de Treasury yieldların arttığını söylüyor. Dünyada bakalım neler oldu. Arjantin'de bütün endeksler aşağıya doğru. Avustralya normal görünüyor. Avusturya aşağıya doğru. Bahreyn aşağıya doğru. Bunlar günlük değişimler tabii. Bu cuma günü içinde olan değişimler. Çin yukarı doğru. Finlandiya aşağıya doğru, Almanya aşağıya doğru ilerlemiş. Hindistan çok düşmüş. İrlanda ortalama bir yerde. İsrail düşmüş, İtalya düşmüş. Gördüğünüz gibi bütün dünya endeksleri, Pakistan düşmüş aslında. Katar normal görünmekte. Romanya normal. Türkiye'yi atladık mı? Türkiye'de normal görünmekte. Günlük olarak konuşuyorum tabii. Sadece cuma an itibariyle cuma günüyle ilgili veriler bunlar. Tekrar önemli endekslere bakarsak günlük olarak sadece 5-6 borsanın yukarı çıktığını görürüz. Onun dışında bütün borsalar aynı şekilde aşağıya doğru hareket etmiş. Burada gördüğünüz gibi Amerika çok önemli. Bütün dünyayı etkileyecek bir borsa, bir finans yapısına sahip. Bu başka bir şey. %17 sizi yanıltmasın. Evet. Şimdi genelde ne olmuş borsalara? Stock chart sitesinden bakacağız. Amerikan borsasına bakıyorum. Çünkü Amerika bütün dünyayı belirliyor, Amerika'nın yönü. Şimdi Amerikan endekslerine bakıyorum. Önemli endeksleri. Bizim trend modelimize göre 20 ve 50 günlük ortalamalar orta dönem yönü belirliyor. Dow Jones'un yönü ortalamalara bakarsak sadece yukarı doğru. Bugün 20 günlük ortalamaya değmiş kapanış. Daha kapanmadı orada borsalar da. Oraya değmiş. Standard & Poor's da 50 günlük ortalamaya gelmiş. Nasdaq kötü aşağıya inmiş. Nasdaq genelde öncül endekstir. Yani diğerlerinin yönünü belirler. Teknoloji hisselerinin olduğu bir endeks. Russell 2000 küçük şirketlerin olduğu da bir endeks. Bunu ben önceden de söylemiştim bu hafta. Yönü aşağıya doğru diye. Dün bugün Çarşamba günü işte aşağıya doğru gidiş devam etmiş. Burada önemli olan bir şey, Nasdaq yatay gidiyor. Nötral olmuş yani yönü. Aşağıya doğru nötral.
ama yön değiştirmek üzere. Russell 2000. Bakalım bu nereye kadar gidecek? Tüm Amerikan hisselerinin olduğu endeks 50 günlük ortalamanın altına inmiş. Bonolar yukarı doğru gördüğünüz gibi. Dolar endeksi yukarı doğru gitmiş. Demek para Amerika'ya ve devlet bonolarına gidiyor gibi düşünülebilir. Daha ortalamalar düzelmemiş burada tabii. Petrol endeksi iyi. Petrol önceden de söylemiştik. Altın iyi görünmüyor. DBC Commodity. Commodity yukarı doğru trendti. 20 günlük ortalama mavi olan, bu bize kısa dönemli yönü gösteriyor. 50 günlük ve 20 günlük ortalama, bunu önceki videolarımda görebilirsiniz. Orta dönem yönü gösteriyor. Şimdi baktığımız Amerikan marketlerinin genel görüntüsüydü. Russell 2000 aşağıya doğru, Nasdaq da öyle görünüyor. Orta büyüklükteki şirketler S&P 400 orta büyüklükteki şirketler aşağıya doğru iniyor. Bunu önceden Russell 2000'de söylemiştim size. S&P 600 küçük şirketlerin olduğu endeks. O da aşağıya doğru. Bunu Russell 2000'den görmüştük zaten. Şimdi sektörlere bakalım. Cyclical sektörler nötral ve negatif oluyor. Bu da negatif. İyi sektörler şu anda sağlık sektörü, enerji iyiye dönmeye başlamış ve endüstri sektörü. Bu üç sektör kısa ve orta dönemde iyi görünmekte. Dow Jones'un içinde bulunan hisselere bakarsak, Chevron yön değiştirmek üzere. Başka bonolara bakalım. Otuz yıllık bonolar yukarı doğru. 10 yıllık, 5 yıllık. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi 3 gün içinde olmuş. Ondan dolayı hepsinin trendi yukarı doğru çıkmaya başlamış. Bundan dolayı borsalar aşağıya doğru iniyor. Sağlık sektörüne bakalım. Sağlık sektörü iyi demiştik. Burada Boston Scientific iyi görünmekte. Medtronic iyi görünüyor. Yani alsat olarak anlamayın bunu. Sadece şu andaki durumu analiz ediyoruz. Dolar pozitif olmaya doğru gidiyor. Yani yukarı doğru. Komoditler artıyor. Buna göre borsa aşağıya iniyor. Evet. Başka? Endüstri endekslerine bakalım.
Commodity Endeks yukarı doğru. Hava yolları aşağıya. Hepsi aşağıya doğru gördüğünüz gibi. Genelde yani. Pharmaceutical'lar, yani ilaç türünde şeyler yukarı doğru burada. Petrol servisleri düzeliyor. Petrol düzeliyor. Evet, özetlemek gerekirse Amerika bonoları yükseldiği için borsa aşağıya iniyor. Buna ek olarak petrol ve sağlık ürünleri iyi durumda. Evet. Bugünlük de bu kadar. Bugün cuma günüydü. Günlük analiz yaptık. Ve orta dönemli analiz yaptık endüstriler için. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.